Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın oyunculara özel olarak geliştirdiği GP66 Leopard modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu modeli internette aratmak isteyenler için tam ismini de söyleyelim. MSI GP66 Leopard 10UE şeklinde geçiyor. Bu şekilde arattığınız zaman bu model karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz önce incelememize tasarımla başlayalım. MSI zaten kendi tasarım çizgisini belirlemiş bir marka. Dolayısıyla burada yine direkt laptopumuzu elimize aldığımızda MSI'nin temel izlerini görebiliyoruz. Laptopun dış yüzeyinin gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen kapağın sırt bölümünde bir MSI logosu bulunuyor. Ekranı açtığınızda burada çok şık bir klavye ile karşılaşıyorsunuz. Bu klavyenin SteelSeries tarafından tasarlandığını sizlere belirtelim. Genel olarak laptop modellerinde üretici firmalar kendi klavyelerini kullanırlar. Fakat MSI burada laptopunu oyunculara özel bir cihaz olarak kılmak için SteelSeries imzası taşıyan bir klavyeye yer vermiş arkadaşlar. Bu klavyenin diğer laptoplarda kullanılan klavyelere oranla çok daha yüksek bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Bu performansı özellikle basış hissiyatında vesaire gerçekten hissediyorsunuz. Burada MSI'ın SteelSeries ile işbirliğine gitmesi gerçekten olumlu olmuş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı açtığımızda şurada bir touchpad'imiz var. Bu touchpad'in boyutu yine alışık olduğumuz seviyelerde diyebiliriz. Bu bir oyun bilgisayarı arkadaşlar. Doğal olarak touchpad'e çok fazla işiniz düşmüyor. Yani günün sonunda oyun oynarken vesaire bir fare bağlamanız gerekiyor. Ama hani işinizi görmek için dışarıda böyle işte mail atmak için ya da ne bileyim yazı yazmak için vesaire hani mouse kullanmadan da buradan touchpad'in yardımıyla tüm işlerinizi görebiliyorsunuz. Ekran çerçevelerinin gayet ince olduğunu söyleyebilirim. Yan çerçevelere baktığımız zaman gayet ince ve gözü rahatsız etmiyor. Üst çerçevede ise bir adet webcam görünüyor. Altta ise arkadaşlar MSI'ın yine logosunu görüyoruz. Şimdi tasarımdan devam edelim. Cihazımızın yan tarafına baktığımızda yani şöyle kendimizi doğru tutarken sola baktığımızda bir adet USB yuvasının olduğunu görüyoruz. Ve USB yuvasının hemen yanında da kulaklık giriş çıkışımız yer alıyor. Sağ tarafa baktığımızda ise 2 adet USB yuvasının olduğunu görüyoruz. Girişlerin bu kadar olduğunu sanmayın arkadaşlar. MSI cihazın arka tarafına da yine girişler yerleştirmiş. Arka tarafta şarj girişimiz bulunuyor. Onun hemen yanında HDMI yuvamız var. HDMI yuvasının yanında Ethernet portu ve bir adet Type-C portunun yer aldığını görüyoruz. Havalandırma kanalları yine bilgisayarın arka tarafına konumlandırılmış. Yani sırt kısmında duruyor. Dolayısıyla yanlardan çok fazla hava vermiyor. Bu da şu açıdan önemli. Oyun oynarken vesaire bilgisayarı koyduğunuz zaman hani elinizi şöyle bilgisayarın yanına koyarsanız sıcak hava sizi rahatsız edebilir. Ama havalandırma kanalları arka tarafa baktığı için ne oluyor? Ellerinizi yani bilgisayarın yanına da koysanız çok fazla rahatsız olmuyorsunuz. Bu da bence güzel bir ayrıntı diyebiliriz. Ekranla devam edelim. Burada Full HD çözünürlükte 15.6 inçlik bir ekranımız var. Yani ekran çözünürlüğünün 1920x1080 piksel olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın yenileme hızı ise 144 Hz. Yani oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir ekran duruyor önümüzde. Genel olarak laptop modellerinde 60 Hz'lik ekranlar kullanılıyordu. Fakat burada MSI ne yapmış? Bu laptopu oyuncular için tasarladığından dolayı 144 Hz'lik bir ekrana yer vermiş. Şimdi tasarım hatlarının genel itibariyle bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten siz de görüyorsunuz laptop gayet şık bir tasarıma sahip. Tabii söz konusu bir oyuncu laptopu olduğunda bizim için tasarımdan daha önemli olan şey ne? Tabii ki bu cihazın teknik donanımı. Bu cihazda ne var? Hemen söyleyelim sizlere arkadaşlar. İşlemci tarafına baktığımızda Intel tarafından geliştirilen 10. nesil bir i7 işlemci olduğunu görüyoruz. Bu işlemcinin tam olarak kodu ise 10870H. Yani oldukça güçlü bir işlemciden bahsettiğimizi sizlere söyleyebilirim. Zaten biz testler vesaire de yaptık. Onlara birazdan geleceğim zaten. Ekran kartı tarafına baktığımızda ki özellikle ekran kartı tarafı önemli. GeForce RTX 3060 ekran kartının olduğunu görüyoruz. Bu ekran kartının dahili belleği 6 GB. Tabi burada bizim için dahili bellekten daha önemli olan şey ne? Bu ekran kartının RTX serisinde bulunması. RTX serisinde bulunması ne anlama geliyor? Hemen belirtelim. Nvidia'nın en son teknolojisi biliyorsunuz aktif ışın izleme teknolojisi ve bunun yanında bir de DLSS teknolojisi var.
Bu kart ikisini de destekliyor arkadaşlar. Yani yeni çıkan oyunlardaki RTX desteğini bu kart ile alabilirsiniz. Bu sayede oyunlardaki ışık efektleri, gölgelenme efektleri vesaire çok daha gerçekçi oluyor. Ayrıca DLSS 2.0 desteği sayesinde de FPS oranı çok daha üst seviyelere tırmanabiliyor. Dolayısıyla burada ekran kartının belleğinden ziyade RTX serisinde olması bizim için çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar oyun tarafı denildiğinde akla gelen önemli kriterlerden birisi de ne? Tabii ki RAM. Bu bilgisayarda 16 GB'lık DDR4 RAM bulunuyor. Dolayısıyla RAM tarafında herhangi bir sıkıntı çekeceğinizi ben düşünmüyorum. Dahili depolamaya baktığımızda ise tam 1 TB'lık SSD'ye yer verilmiş ki bu bana kalırsa çok önemli bir konu. Çünkü şu var, genel olarak artık SATA'ların devri kapandı. Çünkü biliyorsunuz SATA'lar ağır çalışıyordu, oyunları ağır açıyordu vesaire bir sürü negatif yan etkisi vardı. SSD'lerde ise hem oyunlarımız daha hızlı açılıyor hem bilgisayarın kendisi zaten otomatikman hızlanmış oluyor. Dolayısıyla burada MSI'nin SSD kullanması önemli bir faktör. Diğer önemli bir faktör ise bu SSD kapasitesinin 1 TB olması. Genel olarak piyasadaki diğer rakip modellere baktığımızda SSD kapasitesinin 256 ya da 512 GB'larda kaldığını görüyoruz. Burada önemli olan şu, 1 TB olması bize aynı anda birden fazla oyunu bu cihazın içerisinde saklama imkanı sunacaktır. Artık günümüzde öyle oyunlar var ki sadece bir oyunun dosya boyutu neredeyse 200 GB'a varıyor. Dolayısıyla burada 1 TB'lik SSD kullanılması bizim için çok önemli. Şimdi gelelim laptopumuzdaki diğer ekstralara arkadaşlar. Zaten laptopun kapağını açtığınızda şuradaki etiket dikkatinizi çekecektir. Burada Hi-Res Audio diye bir şey var. Bu ne demek? Bu bilgisayardaki ses düzeni, ses teknolojisi Hi-Res sertifikası almayı başarmış. Şimdi dilerseniz ufak bir ses testi yapalım ve bilgisayarımızın ses performansının nasıl olduğunu beraber gözlemlemiş olalım. Etiketimizdeki bir diğer unsur ise CoolBOS 5 ve Dragon Center. CoolBOS zaten isminden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar bilgisayarın soğutma sistemiyle alakalı bir durum. Dragon Center ise diğer MSI notebooklarında da olan bir özellik. Dragon Center'a girdiğiniz zaman burada istediğiniz özelleştirmeyi ne yapabiliyorsunuz? Gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin şurada User Scenario diye bir bölüm var. Buradan bilgisayarı kullanım şeklinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin oyun oynayacaksanız ya da bilgisayarı zorlamayı düşünüyorsanız ne yapacaksınız? Bilgisayarınızı uç performans moduna geçireceksiniz. Eğer normal bir kullanım ve böyle çok bilgisayarı yormayacak bir işlem yapacaksanız o zaman dengeli modunu seçebilirsiniz. Hiç fan sesi duymak istemiyorum, ben sadece ofis modunda çalışıyorum vesaire diyorsanız silent ya da süper pil ömrünü de seçebilirsiniz. Burada süper pil ömrünü seçtiğiniz zaman doğal olarak bilgisayar bir iş laptopu gibi çalışır ve size en uzun pil ömrünü sunar. Lakin burada oyun oynamanız vesaire çok fazla mümkün olmayacaktır. MSI Dragon Center'da CPU kullanımını, GPU kullanımını ve diğer seçenekleri de net bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Yani buraya direkt girdiğiniz zaman SSD'nizden tutun da RAM'inize kadar, işlemcinize kadar, fanlarınızın hangi hızda çalıştığına kadar pek çok detayı direkt olarak gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca burada bir bölüm daha var. MSI Ambient Link diye. Burada da eğer bir MSI klavyeye ya da fare bağlarsanız ne yapabiliyorsunuz? Çeşitli özelleştirmelerini, RGB'li aydınlatmalarını vesaire kullanabiliyorsunuz. Buradan da çıktık. Şimdi sıra geldi bilgisayarımız için yaptığımız testlerin sonuçlarını görmeye. Hemen PCMark 10'u açıyorum. PCMark 10'da biz bu bilgisayara bir adet benchmark testi gerçekleştirdik. Bir de fişten çekerek bu bilgisayarın oyun
süresini ölçmeye çalıştık arkadaşlar. PC Mark 10 testinde bilgisayarımız 5362 puan aldı. Bu puanın bir oyun bilgisayarı için hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Zaten oyun tarafındaki diğer puanlarının da yüksek olduğunu sizlerle paylaşalım. Öte yandan dediğimiz gibi fişten çektik ve bu bilgisayar fişten çekilirken ne kadar süre oyun oynayabiliriz diye bir test gerçekleştirdik. Bataryamız %94'ten %6'ya gelene kadar bir test uyguladık. Yani %88'lik bir pil kullandık. Bu kullanımda bize 1 saat 5 dakika gibi bir sonuç verdi. Yani bilgisayarınız şarjda takıldıysa 1 saat 5 dakika daha ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Son olarak değineceğimiz konu ise bu bilgisayarın oyunlarda kaç FPS verdiği. Malum artık günümüzde pek çok kişi için önemli olan şey ne? Oyunlarda kaç FPS alındığı. Teknik özelliklerimize baktığımız zaman bilgisayarımızın oyun tarafında bizlere yüksek FPS'ler sunacağını zaten söyleyebiliriz. Şunu söyleyelim, PUBG gibi, Valorant gibi, Counter Strike, Global Offensive gibi online oyunlarda zaten yüksek FPS değerleri alıyorsunuz. Çünkü bu oyunları aşağı yukarı bütün bilgisayarlar zaten çalıştırıyor. Biz bu tarz oyunlar yerine biraz daha böyle son dönemde çıkmış ve bilgisayarları kasacak oyunlara yöneldik. Örneğin şimdi mesela Resident Evil Village'i açıyorum. Daha sonra birkaç farklı oyun daha açacağım. Ve bu oyunlarda kaç FPS aldığını beraber gözlemlemiş olacağız. These raiders are insane. So, you hungry, huh? I got food. I got shit. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın genel itibariyle oyunculara hitap eden bir yapıda olduğunu zaten söyledik. Gördüğünüz gibi test ettiğimiz oyunlarda da yüksek FPS değerlerine rağmen sıcaklık değerleri çok fazla artmıyordu. Dolayısıyla oyun oynamayı çok seviyorsanız bu bilgisayarı gönül rahatlığıyla alabileceğinizi sizlere söyleyebiliriz. Gelelim fiyat konusuna. MSI'ın GP66 Leopard modelinin fiyatı şu anda internette yaklaşık olarak 17.000 ile 19.000 Türk lirası arasında değişiyor. Normal iş için satılan laptop modellerinin bile 10.000, 12.000 gibi absürt fiyatlara satıldığını göz önünde bulundurursak RTX 3060 desteğine sahip 1 TB SSD'li 16 GB
RAM'li bir bilgisayarın, bir oyuncu bilgisayarının bu fiyatlardan satılıyor olması bizi çok fazla şaşırtmadı. Tabi burada rakiplerine göre bazı üstünlükleri de var. Ne dedik? SteelSeries tarafından tasarlanmış bir klavye ile geliyor dedik. Onun haricinde Hi-Res Audio sertifikasına sahip dedik. Ve tabii ki MSI bilgisayarların olmazsa olmazı Dragon Center ile beraber geliyor dedik. Burada tercih tamamen kullanıcılara kalmış durumda. Ama bize soracak olursanız bilgisayarın oyun performansı ya da yüksek işlem gücü gerektiren durumlardaki performansı, uygulamalardaki performansı gayet tatmin edici seviyede. Önümüzdeki süreçte farklı incelemelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.